Ara tabii ki özellikle burada kalan oyuncular için hem bir dinlenme hem yeniden hazırlanma şansı veriyor. Milli takımdaki oyuncularımızın da bir kısmı 2 maç oynadı, bir kısmı 1 maç oynadı. Oyuncular da döndü, bize katıldılar. Şimdi bugün tabii ki bazılarını dinlendirdik, rejenerasyon yaptık. Bir kısmıyla çalıştık. Yarın son antrenmanımızı yapıp Bodrum'a gideceğiz. Davinson Sanchez biliyorsunuz cezalı olduğu için oynamayacak. İsmail Jakobsen ve Mauro Icardi'nin sakatlıklarından dolayı kadroda olmayacaklar. Onun dışında tam kadro hazırlandık ve yarın son hazırlığımızı yapıp deplasmana gidiyoruz. Tabii ki Bodrumspor yeni bir takım. Ligin yeni takımlarından biri. Şeye de baktığımızda yani stat olarak belki tabii ki ligde alışık olduğumuz statların dışında bir statta oynayacağız. Zemini bilmiyorum, zemin nasıl olacak. Ama karşımızdaki takım tabii ki özellikle bizim gibi bir takıma karşı ellerindekinin en fazlasını yapmaya çalışacaklar. Daha bir arada hazırlandı tabii ki. Daha bize odaklı hazırlandılar. Benim de dediğim gibi yarın son antrenmanımızı yapıp biz de kendi oyunumuzu, kendi dizilişimiz üzerinden son antrenmanımızı yapıp ondan sonra maçın hazırlığımızı yapacağız. Ama ligdeki avantajımız galibiyet serimiz ve deplasmandaki galibiyet serimiz ve kazandığımız puanlar anlamında yine hep rekorlara doğru gidiyoruz. O yüzden daha yüksek bir şekilde, daha yüksek bir istekle, konsantrasyonla bu maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Biliyorsunuz daha sonra da Perşembe günü AZ Alkmaar maçı bizi bekliyor. Şöyle biz tabii ki hep maç maç gidiyoruz. Yani her maçımızı kazanmak istiyoruz. Geçen sene de bunu yaptık. Sonunu şampiyon olarak 102 puanla bitirdik. Bu sene de her maçı kazanmak istiyoruz. Dediğim gibi rakiplerimiz de bizi yenmek için sahaya çıkıyor. Bu hafta da bu olacak. Yine bizden puan almak, bizi yenmek için rakibimiz sahada olacak. Her maç zor, her maça en iyi şekilde hazırlanmamız lazım. Ama ana hedefimiz tabii ki her zaman maçlarımızı kazanmak. Yani sadece maç kazanmak üzerine odaklanıyoruz. Daha sonra rekorlar geliyor. Burada tabii ki yani futbolcularımızın, taraftarımızın hepimizin çok büyük payı var. Bunu da devam ettirmek istiyoruz açıkçası. Şöyle dezavantaj olduğunu düşünmüyorum tabii ki. Yani içim sahada oynayacağız ve tabii ki oynayabilecek derecede. Yani son milli maçı gördük. Çok kötü bir zemin vardı. Bu şekilde bir zemin olmayacak tabii ki. Stad ortamı tabii ki oraya gittikten sonra özellikle ısınmada bu ortama alışmaya çalışacağız. Ama hiçbir şekilde yani bizim bahane yapabileceğimiz bir şey yok ortada. Sadece sahaya çıkıp kendi gücümüzü, kendi kalitemizi göstereceğiz. Rakibimizi de burada tabii ki dediğim gibi yani onlar da bizi bekliyorlar, bize alışıyorlar. Kendi sahalarında oynamak tabii ki daha büyük bir avantaj. Ama şanslı olduğumuz yer Bodrum deplasmanına bu mevsimde gidiyoruz. Yani daha sıcak bir günde de gidip orada oynayabilirdik. O yüzden yani mevsimsel olarak bizim için bir avantaj tabii ki bu havada oynamak. Evet, onunla ilgili hem Yener Hoca hem Icardi'nin menajeri hepsi genel olarak bu konu üzerinde konuşuyoruz. Bununla ilgili önümüzdeki hafta net bir karar verilecek. Yani nerede ameliyat olacağına dair. Tabii ki ameliyat çok önemli. Nerede olduğu çok önemli ama devamındaki rehabilitasyon çok daha önemli. Hepsini en doğru bir şekilde organize etmek istiyoruz. Yani onun sahalara dönüşün en kısa şekilde olmasını istiyoruz ama tabii ki bu sakatlık yani özellikle sakatlık sonrası ameliyat süreci 2-3 hafta beklemek gerekiyor. Şu anda ikinci haftadayız. Üçüncü haftayı da tamamlayıp ondan sonra tabii ki ameliyatla ilgili net bir karar verilecek. Yani şöyle yani burada doktorumuzun söylediği şey özellikle yani önümüzdeki yaz biraz daha yani tabii ki bu gidişat nasıl olur, nasıl devam eder bilinmez ama yaklaşık 6-7 aylık bir süreç öngörülüyor. Burada da yine Haziran, Temmuz yani yeni sezon daha net garanti bir şekilde gözüküyor ama tabii ki yani bu süreç tedavi süreci nasıl gidecek ona da bakmak gerekiyor ama yani Yener Hoca'nın öngördüğü tabii ki burada şey de çok önemli. Oyuncunun sağlığı da çok önemli. Yani oyuncunun erken dönmesinden çok çok iyi bir şekilde iyileşip en doğru şekilde en doğru zamanda dönmesi daha önemli oluyor. Ama tabii ki Icardi'yi özleyeceğiz takımda onsuz olmak yani sahada onsuz olmak
hem Galatasaray taraftarı için hem bizim için, takım arkadaşları için zor olacak ama bu süreci atlattıktan sonra da yeni sezonu en güçlü şekilde hazırlanacağını düşünüyorum.